Hazır. Oldu. Çok değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepinize sağlık diliyorum. Ankara'da kar yağıyor. Hava soğuk ama gündem sıcak galiba. İlginizden de onu biraz anlıyorum. Evet. Bu Erdoğan bizi çıldırtacak. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun, bugün Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin 11 vilayeti kapsayan deprem bölgesindeki faaliyetleriyle ilgili bütün medyayı bilgilendirdi. Görsel bir bilgilendirme bütün kurumlarınıza geçildi. Beyefendi hala ısrarla deprem bölgesinde CHP'li belediyeleri görmedim diyebiliyor. Şimdi beyefendinin oturduğu koltuğun farkında olmadığı kanaatindeyim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın koltuğunda oturan birine yalan söylemek yakışmaz. Şöyle görmediyse onu anlıyorum tabii. Mesela Maraş'ta beyefendi geçecek diye Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu çadırları kaldırdılar. Beyefendi görmesin diye. Ve deprem bölgesindeki herkes şahit, Türkiye şahit. İlk giden CHP'li belediyelerdi Erdoğan. Senin AFAD'ın eli ayağına dolaştığında, sen askeri kışladan çıkarmadığında, Kızılay orta yerde yokken CHP'li belediyeler oradaydı. AFAD'ın engellemelerine rağmen hizmet verdiler. Konteyner kentlerin yapılacağı yerlere ambargo koydular. Konteynerlara el koydular. CHP'li belediye geldi, çadır kent kuracağım, yer göster dedi. Yer göstermediler. Başka? Ve devletin AFAD'ın yapamadığını belediyeler yaptı. Bak ben senin gibi değilim Erdoğan. Ben orada gördüğüm AK Partili belediyelere de teşekkür ediyorum. Gördüm. Orada sadece CHP'li belediyeler yoktu. AK Partili belediyeleri gördüm. Kayseri'yi gördüm, Konya'yı gördüm, Kocaeli'ni gördüm. Hepsini sayamıyorum. Üsküdar'ı gördüm. Ben gördüm Erdoğan. Sen CHP'li belediyeleri bölgede görmedim dersen Türkiye'yi bilmem ama deprem bölgesindeki insanlar sana iyi gözle bakmaz. Peki valilere mi sordun mu hiç? Mesela Maraş valisine, Hatay valisi kaçtı oradan da. Hatay valisine, Adıyaman valisine bir soraydın Erdoğan. Herhalde onlar sana yalan söylemezdi. Sormadıysan Erdoğan Türkiye'den haberin yok. Sorduysan da bu demeci veriyorsan buz gibi yalan söylüyorsun. İkisi de bir cumhurbaşkanının yapacağı iş değil. Ben Erdoğan için hep şöyle diyorum arkadaşlar. Güzel bir atasözü. Erdoğan'a pek yakışıyor. Yani ona çok uyuyor. Hırs, başta karar eyleyince akıl baştan firar eylermiş. Erdoğan gel bu hırsından kurtul, arın biraz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, Bay Kemal Erdoğan, 11 belediye başkanını aradı geçmiş olsun dedi. Deprem bölgesinde çadırlara girerken bu çadırı CHP'li belediye kurmuş, AKP'li belediye kurmuş diye bakmadı. Çadırdaki belediye logosuna bakmadan Kılıçdaroğlu o çadırlara, çadır kentlere, konteyner kentlere gitti. Sen ise geçtiğin güzergahta Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin logosuna tahammül edemedin, çadırları söktürdün. Bunu da Türkiye biliyor. Diyorum Erdoğan'a, devletin başındasın, devlet ehli ol, fitne ehli olma. Yaptıkların, konuştukların tam bir fitne ehli kafası ve mantığı. Bak ben sana söyleyeyim. CHP'li belediyeler bölgede ne yaptı? 11 il için söylüyorum. 9266 araç, iş makinesi vesaire orada. CHP'li belediyelerin. Sen de AK Partili belediyelerinkini say. Biz de teşekkür edelim. 27.135 personeli var CHP'li belediyelerin orada. Başka? 7055 tır gönderdi. 7055 tane tır. 154 mobil mutfak kurmuşlar. 163 ikram aracı. 18 tane fırın kurdular. Sen Suriye'den ekmek getiriyordun. CHP'li belediyeler oraya fırın kurdu. Ekmek fırını kurdu.
Başka 2.925.000 battaniye götürmüşler. 48.000 çadır, 1.400 konteyner kurmuşlar. 48.000 çadır, 1.400 konteyner. 1.867 tane mobil tuvalet ve duş kurdular. Ve 4.500.000 hijyen paketi dağıttılar. Gıdaları saymıyorum. Ama 7.000 tır insani, 7.000 tır evet, 7.055 tır da insani yardımdan bahsediyorum. 129 Cumhuriyet Halk Partili belediye hala bölgede Erdoğan, hala. İş bitti diye hiçbiri kaçıp dönmedi. Hala bölgenin derdine derman olmak için çalışan 129 belediye var, 9.000 personel var Erdoğan bölgede, haberin olsun. Şimdi dedim ya, beyefendi devlet ehli olmak yerine fitne ehli olmayı tercih ettiği için farklı şeyler söylüyor, çelişkili şeyler söylüyor. Şunu diyor mesela, yok imar affıydı, yok şuydu, yok buydu falan filan, artık düşünemeyiz. İki yılda bir af çıkardın sen. Yandaş gazetelerinde patır patır depremden 3 gün önce imar affı haberleri giriyordu. Deprem olunca çok ağır bir bedelin sonunda şimdi imar affını düşünemeyiz diyorsun. İstanbul'a ettiğin ihanet ne olacak? Sen söyledin. Tehdit altında İstanbul. İstanbul'u ihanet ettik dedin. Şimdi bu imar aflarıyla Türkiye'ye ihanet ettin, şimdi yok diyorsun. İş işten geçti. Ve gelecek dönem şahlanış dönemiymiş beyefendinin. Dün öyle söylemiş. Peki bu geçen 21 yıl ne dönemiydi Erdoğan? Yoksulluk, yolsuzluk ve yasakların şahlanışına tanık olduk 21 yılda sadece. Ve talana ve yağmaya tanık olduk. Demokrasinin askıya alınmasına tanık olduk adeta. Gelecek döneme millet karar verecek Erdoğan. Ve inşallah gelecek dönem helalleşme, zenginleşme ve kucaklaşma dönemi olacak. Milletin gelecek dönem için senin yalanlarına da, boş vaatlerine de karnı tok. Kamuda diyor, temizlediğimiz FETÖ'cüler ve PKK'lılar demiş o, devlet kadrolarını işgal etmek için gün sayıyor demiş. Bak 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 bak. Ya Erdoğan, sen bunu 2019 seçimlerinde dedin ya. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde teröristler su faturası dağıtacak dedin ya. Toplasana o teröristleri. Bak, su faturası dağıtıyor Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Sen devletsin. İçişleri Bakanım var. Nerede bu teröristler Erdoğan? Şimdi gene milletin gözünü PKK ile FETÖ ile korkutmaya çalışan bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Erdoğan, millet artık senin korku senaryolarında yemiyor, yemeyecek. He, kusurunu kapatma konusunda pek mahirler. Şöyle de demiş, benim askerime, Mehmet'ime, jandarmama, polisime yoklar burada diyorlar. Bu askere böyle ihanet olur mu Erdoğan? Bu askere ihanet değil. Senin talimatınla, senin tasarrufunla millete ihanet, askeri polisi oraya indirmediğin, zamanında indirmediğin için. Bunlar asker düşmanı demiş. Erdoğan, şehide kelleyi ben demedim, sen dedin. Jandarmanın, polisin düşmanı demiş. Erdoğan, askerimize bu tür hakarette bulunanlar vatan hainidir. Vatan hainliği nedir biliyor musunuz? Böyle büyük bir depremde askeri 3. gün, 4. gün sahaya indirmektir. Askeri suçlayan yok Erdoğan. Sana gelen kendi kusurunu, ayıbını, polisi, jandarmayı, askeri kendine kalkan yaparak sıyıramazsın. Niye o zaman Adıyaman'da özür diledin, helallik istedin? Sen ilk gün Adıyaman'ı deprem olan iller listesinde saymayı beceremedin. Adıyaman 3. büyük etkilenen il. Senin AFAD'ın listesinde depremin 1. günü Adıyaman'ın adı yoktu, adı. Senin bu kadar haberin var dünyadan, Türkiye'den. Asker niye yok diyoruz? Askere hakaret etmiş oluyoruz. Hakaret kitabımızda yok da eleştiri var, ağır eleştiri var. Ve bu askeri 99 depreminde olduğu gibi 6 saat içinde oraya indirmemek vatana ihanettir Erdoğan. Sen bu suçu işledin.
Devam edelim. Çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere hiçbir kesimi enflasyonu ezdirmeme, kayıplarını telafi etme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz. Şimdi ben buna ne diyeyim? Erdoğan en düşük emekli maaşı 3500 lira iken alınabileceği şimdi emekli 7500'e alamıyor. En düşük emekli maaşı 5500 lirayken alınacakları şimdi 7500 lirayla emekli alamayacak. Geçen sene söylemiştik, tartışması da olmuştu, günler su gibi geçiyor. Millet Ramazan pidesi alamıyor Erdoğan, mübarek aydayız. Senin tuzun kuru. Şöyle bir yumurtalı Ramazan pidesi alayım sıcak sıcak dumanı tüterken iftar sofrasına getirip çoluk çocuğumla yiyeyim diyen insanlar bunu yapamıyor, yapamıyor. Bayat ekmek kuyruğunda, ucuz ekmek kuyruğunda insanlar. Ezdirmemiş milleti, enflasyona ezdirmemiş. Açlık sınırının 9590 lira olduğundan haberi olmayan bir cumhurbaşkanıyla karşı karşıyayız. Yap bunu 9500 lira da. Ben de diyeyim ki evet millet aç bırakmadın. Zenginleşmedi ama aç da kalmadı bu millet derim, merak etme. Derim. Ve garip bir ruh iklimi var. İftardan önce başka, iftardan sonra başka. Eskiden bir sabah başka, akşam başkalıkları da çok da bu ara böyle. Şimdi iftardan önce dün dedi ki grupta, grup toplantısında muhabbet dili kullanacağız dedi. Muhabbet dili. Ben de dedim iyi, yani Ramazan buna yaramış. İftardan sonra aynı gün, dün akşam başladı hakaret, başladı tehdit, başladı iftira, başladı yalan. Olmaz. Şimdi şunu zannediyor. Ben söylerim millet inanır. Erdoğan şunu görmüyor. Erdoğan bu millet bir MR cihazıdır. Sen de içindeki o hani MR'a gireriz ya böyle. Senin hepimizin içini dışını millet görüyor, merak etme. Şimdi kutuplaştırmaya doymadı. Doymadı. Kutuplaştırma, ötekileştirmeyle başladı. Şimdi kutuplaştırmaya doymadı. Ya Erdoğan bak mübarek ay diyorsun. Diyoruz. Ağzından bir güzel laf duysun bu millet bir gün ya. Bir günde küfür etmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuş be kardeşim. 23 tane şimdi size okumayacağım. Ben bildiğim bileli Erdoğan'ın ağzından çıkan kötü sözler, kötü, kaba, yaralayıcı sözler, küfre varan sözler. Bunların kimse hiçbir yerde söylenmemesi lazım ama bu sözleri çocukların hiç işitmemesi lazım. Televizyonda söylüyorsun. Televizyonda söylüyorsun. Bir günde ağzından güzel bir şey çıksın ya. Mübarek aydayız, seçime gidiyoruz. Millet bir karar verecek. Millet ne karar verirse biz ona elbette uyacağız. Sen de uyacaksın tabii. Yok. Kardeşi kardeşe düşman ettin. Ne murad ediyorsun merak ediyorum. İstismar etmediğin hiçbir değer kalmadı ya. Hiçbir değer. Yani spor dahil, futbol dahil. Dini istismar ettin. Camide içki içtiler diye yalan attın. Haftaya videosu çıkacak dedin. Üzerinden belki 500-600 hafta geçti. Kabataş'ta başörtülü bacımızı tekmediler dedin. İspatlayacağız dedin. Yok. Başörtüsünü son dakikaya kadar istismar ettin. Olmayan bir meseleyi varmış gibi anayasa değişikliklerine taşımaya kalktın. 3-5 oy için kadın düşmanlığı yapanlarla işbirliği yaptın Erdoğan sen. Erdoğan, cennet anaların ayaklarının altındadır diye bir hadis var. Eminim biliyorsundur. Dini bilgin benden fazla. Bilgi olmak yetmez ama dinin kurallarına uymak lazım Erdoğan. Sen 6284'ü tartışmaya açtın ya. İki partinin oyunu ve desteğini almak için. Ne oldu? Kadınlar, Atatürk'ün ve peygamberimizin kadınlarla ilgili söylediklerine bir göz at kardeşim. İki partinin desteğini 3-5 oy fazla alacağım diye 6284'ü tartışmaya açmak ne ya? Bunun pazarlığını yapmak ne ya? Bu apaçık bir kadın hakları düşmanlığıdır. Kadına saygısızlıktır. Başka? Alevi-Sünni ayrışması farklılığı
bence bir zenginliktir. Bunu sürekli kaşıdın Erdoğan. Sürekli kaşıdın. Başka, bu ülkede gayrimüslimler var. Affedersiniz Ermeni dedin. Müslüman gayrimüslüman arasında da bir kaşıdın, istismar ettin. Başka, muhalefet olan herkese hakaret ettin be kardeşim. Bu meczup şunu söylüyorsa, Hizbullahçıyız, Kılıçdaroğlu ve Akşener kimdir? Cihada hazırız, kafalarını keseriz. Buna cüret buluyorsa Erdoğan, bu senin her şeyi istismar etmenden kaynaklıdır. Her şeyi. Buna cüret edilebiliyor artık. Silahla, tüfekle resim koyup sosyal medyada muhalefet hedef gösterilebiliyor artık. Erdoğan, muhalefetten birini öldürürlerse sana bir şey olmaz, kar olmaz. Ne demek ya? Kılıçdaroğlu'nda, Akşener'de kafalarını keseriz. Ne demek kardeşim ya? Böyle bir şey olabilir mi? Niye oluyor? Senden yüz buldukları için oluyor, senden. Velhasıl Erdoğan'ın bu konuda gerçekten şey yapmasını istiyorum. Yani bir parça sağduyu istiyorum ya. Devlet elinde. Devletin bütün imkanlarını kullanarak dolu dizgin bir seçime gidiyorsun. Cumhurbaşkanı yardımcısı dahil bütün bakanlarına dokunulmazlık zırhı giydirmek için hepsini meclise yolluyorsun. O zırh onları eğer işledikleri bir kusur varsa korumaya yetmez. Bunu da bil. Hiçbir zırh bir günah, bir kusur, bir suç işlenmişse o suçu kapatmaya, örtmeye yetmez. Sayın bakanlar, boşuna dokunulmazlık zırhına bürümek için gayret içinde olmayın. Peşinen hiçbirinizi de suçlamam. Suçlamam. Ama tabii şunu söylemezse, mesela Süleyman Soylu 10.000 dolar alan milletvekilinin adını açıklamazsa, hakimin karşısına dikilir mesela. Dikilir. Şimdi bu bir söz var, bu da Erdoğan'a çok yakışıyor. Söz bana ait aslında. Gücü kaybeden kontrolü kaybeder. Kontrolü kaybeden nezaketi kaybeder. Nezaketi kaybeden de itibarı kaybeder. Tam olarak Erdoğan'ın durumu budur. Değerli basın mensupları, 27. dönemi bitiriyoruz. Bu hafta benim son nöbet haftam. Son grup başkan vekili olarak belki de basın toplantısı yapıyorum. Meclisle ilgili de birkaç laf etmek istiyorum. 21 yıllık AK Parti çoğunluğu dönemi bitiyor Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından. Bu meclis kurucu meclis. Bu meclis savaşan, savaşarak işgale son veren ve Osmanlı'nın külleri üzerine genç cumhuriyetimizi kuran bir meclis. Hep söyleriz, milli iradenin tecelligahı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu son 20 yılda AK Parti döneminde, üzülerek söylüyorum, toplum nezdinde eski güvenini, eski itibarını maalesef kaybetti. Şöyle kaybetti. İktidarda kim olursa olsun, başbakan kim olursa olsun, millet meclisi bir çare kapısı olarak görürdü. Meclisin görevi de budur zaten. Ama şimdi herkes diyor ki meclis saraya bağlandı. Ve meclis yürütmenin vesayeti, basıncı bir vesayet diyor bunlar. İşte asıl vesayet altında kalan maalesef söylüyorum. Bu AK Parti dönemindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarımızın iş tutuş tarzlarıdır. Yürütmenin vesayetinde bir meclis olabilir mi ya? Meclisin asıl görevi zaten yürütmeyi, İster Cumhurbaşkanlığı sistemi, ister parlamenter sistem, başbakanı ya da cumhurbaşkanını ve onların hükümetini, onlara bağlı bütün kamu kurum ve kuruluşlarını denetlemek, hesap sormak. Hesap sormak ne hatta? Yürütme meclise meclis başkanı hesap soruyor ya. Bir ülkede cumhurbaşkanı kürsüde, bir toplantıda, Sayın Devlet Bahçeli var orada, Sayın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı var ve Sayın Meclis Başkanımız var. Cumhurbaşkanı direkt konuşmaya başlayabilir en üst makam sıfatıyla. Ama meclis başkanını atlayıp Sayın Devlet Bahçeli,
Sayın Büyük Birlik Partisi, Sayın Mustafa Destici diye söze başlıyorsa, meclis başkanı ben olsam o toplantıyı terk ederim. Terk ederim. Bunu yaşadı, bu ayıp yaşandı bu ülkede. Sayın Erdoğan, Sayın Şentop'u AK Parti'nin bir milletvekili olarak görüyorsa, meclise iki kere ayıp, Şentop'a üç kere ayıp. Ben oy vermedim ama Sayın Şentop Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı Cumhurbaşkanı değil kim olursa olsun ezemez. Ezememeli, ezilmemeli. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hesap sormak şöyle dursun. Meclis başkanlarının muhalefetin yürütmeye eleştirilerine taraf olmalarına şahit olduk. Ya sen artık meclis başkanısın, parti yok. AK Parti ile CHP kavga eder, meclis başkanı o tartışmaya girmez. Demirel ile Ecevit'in hangi tartışmasında hangi meclis başkanını gördünüz? Böyle bir şey olabilir mi? Ve keşke al bayrağından meclisimizin yerdeki halısından meclisin bastığı anayasa ve iş yüzü kitapçığına kadar hepsi bayrak rengindeydi. Bu kime battı, kimi rahatsız etti ben anlamıyorum. Protokol halılarından meclisin bastığı iş yüzü kitapçığına kadar turkuaza döndü ya. Turkuaza döndü. Sarayla şey yapalım diye, ortaklaşalım diye. Bu nasıl bir kafadır ya? Nasıl bir kafadır? Ve dedim ki, Sayın Başkan, eski yeni, meclis başkanı eski vekillerin de hukukunu, itibarını korumak zorundadır. Şu 10 bin dolar meselesi eski yeni bütün milletvekillerini töhmet altında bıraktı. Meclisi bundan kurtar dedim ya. Bir meclis başkanı bu 10 bin dolar alan milletvekili meselesini namus meselesi yapar ve sonuna kadar gider ve söyletir. Söylemiyorsa onu meclise sokmaz ya. Böyle olmalı meclis başkanı. Ve keşke biz kanun teklifi verdik. Bu sırf bu dönemi kapsamıyor, onu da söyleyeyim ya. İki maddeli, üç maddeli kanun teklifi 10 gün incelemede kaldı ya. 10 gün. Ama AK Parti'den kanun teklifi geliyor 80 madde. Aynı saat incelenmesi gerekiyor meclis mevzuatına göre. Aynı saat komisyona havale edildi. Bu olmaz. Meclis adaleti mahkeme hakimler dağıtmaz. Onlar meclisin aldığı, yaptığı kanunlar çerçevesinde adil olarak hukuk normlarına uygun adalet konusunda şey yaparlar. Ama meclis adaletin Kâbesidir. Meclis demokrasinin Kâbesidir. Meclis milletin milli iradenin Kâbesidir. Böyle diyoruz. Sayıştay raporlarının içi boşaldı. Şöyle kalın kalın gelirdi bütün usulsüzlük, yolsuzluk ne varsa. Şimdi koskoca bir banka için 3 sayfa Sayıştay raporu geliyor meclise. Sayıştay meclisin memurudur. Meclis adına denetler, harcamaları denetler. Sayıştay'ın içi boşaltıldı ve meclis bunu seyretti. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda atanmışlar, seçilmişlere hakaret etti. Meclis başkanları da bunu normal saydı. Bunlar olabilemez. Ve Çoğunluk Partisi'nin basınç ve tahakkümü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul edemeyeceği ikinci şeydir. Biri yabancı işgaldir. Asla kabul edemez. Herkes geri çekilse bile meclisin ve meclisin milletvekillerinin o işgale karşı gerekirse göğüs göğüse çarpışmak gibi bir görevleri vardır. Birisi de bir vesayete, bunun adı Cumhurbaşkanı da olsa, Başbakan da olsa bir vesayete basınca seyirci kalınamaz. İnşallah 28. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuvvetler ayrılığının nasıl işletildiğini herkese gösteren bir meclis olmasını diliyorum. Kuvvetler ayrılığı önemli. Diğerlerinin hepsi teferruat. Ve inşallah yasamanın yürütmeyi nasıl denetleyip nasıl hesap sorduğunu herkesin göreceği bir meclis olacak. Cumhurbaşkanı bizim partimizden seçilmiş olacak ama bizim partimizin çoğunluğunu elde ettiği meclis o cumhurbaşkanına hem denetleyecek hem her kör kuruşunda hesabını soracak. 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yıllarında Cumhurbaşkanı'na, sonraki yıllarda Başbakan'a nasıl hesap sorup nasıl denetlediğini
86 milyona gösteren bir meclis umuyor ve diliyorum. Egemenliğin kaynağının millet, pınarının Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu bir dönemde yeniden görüşmek dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buyurun efendim. Akşener'le ilgili ifadeleri var. Şöyle diyor, Meral Hanım benim adım Tayyip, soyadım Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Yanlış yere maalesef kafanı çalıyorsun. Dikkat et, beni kendine de uğraştırma ifadeleri var. Bir de Anayasa Mahkemesi üyesini. Evet, onu duydum, okudum. Evet. Şimdi demin dedim ya, ya bir kere de ağzından, bir gün de ağzından güzel laf çıksın diye. Bir gün de ağzından güzel laf çıksın diye. İşte o. Şimdi ben bunun, beni kendinle uğraştırma sözü çok yere çekilebilecek söz. Biz senin aldığın nefesi biliyoruz. Daha neler olacak, neler bunlar, iyi günler diye Kemal Bey'e tehditlerini de biliyoruz. Ülke yönetimiyle talip olmaktan vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz da dedi Erdoğan. Çubuk görüntüleriyle, çubuk linç görüntüleriyle mesaj da verdi Erdoğan. Sayın Akşener'e de önce Rize ziyaretinde de gelin hanıma Rize'de gayet güzel ders verdiler. Bir, bu daha bir, daha neler olacak neler demişti. Adı Tayyip, soyadı Erdoğan'mış ama onun bir de Recep diye de bir adı var. Yani atma Recep diye bu millet boşuna söylemiyor. Önce onu söyleyeyim bir. Benim tanıdığım Meral Akşener böyle külüstür tehditlere pabuç bırakmaz. Bu tehdide Meral Akşener kulak asmaz. Bildiği yolda, doğru yolda, iyi yolda bu yalan, dolan, talan iktidarına, harami iktidarına karşı her türlü demokratik mücadelesini sonursuzca ve sonuna kadar verecektir. Erdoğan bu tehditleri bugün Meral Hanım'a, yarın Kemal Bey'e, öbür gün bize yapacak, bunları biliyoruz. Ve diyoruz ki hodri meydan Erdoğan, elinden geleni ardına koyma. Koyma, bu kadar. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum falan da demişti bu. Şimdi telefonla talimat ve fırça attığına tanık olduk. Yani bunun yalanlanmadığı için ben böyle söylüyorum. Bu haber değil mi? Yani henüz sarayın şeyi iletişim başkanı bu konuda bir eskiden biz bir şey söyleyince 2 dakika sonra bir yalanlama giriliyordu bazen. Burada bir yalanlama görmeyince sükût ikrardan gelir. Böyle bakmak lazım. Bu da işte dedim ya meclisi vesayet altına aldı da üzülerek söyledim. Yargı da vesayet altında arkadaşlar. Yargı da. Bir Anayasa Mahkemesi başkanına böyle bir kararı nasıl alırsın diyen bir cumhurbaşkanı var ise telefonla fırça atan, o ülkede demokrasi yoktur. Türkiye demokrasi 14 Mayıs 2023'te gelecek. Kimsenin endişesi olmasın. Büyük bir hadsizlik, bir işte kuvvetler ayrılığını ihlalin, dolayısıyla anayasayı açıkça ihlalin tipik bir Erdoğan örneğini görüyoruz diye düşünüyorum. Herkesin kural kaide ve gelenekler çerçevesinde bir kampanya, nazik bir kampanya olmasını çok isterdim. Muhabbet dili kullanacağım dedi, akşama kadar sabredemedi. Ama Erdoğan bu dille giderse zaten bir hayal kırıklığı yaşayacak ama inanın daha büyük bir hayal kırıklığına hazır olsa iyi olur. Çünkü Erdoğan'ın kini, öfkesi, dili artık kabul edilebilir sınırların çok üstüne çıktı toplum nezdinde. Çok teşekkür ederim. Evet. Bugün adaletten şaşırma açısından da Sula'da yer alma noktasında son gün. Son saat. Son saat. Başkan vekili olarak da uzun yıllardır mesai evet. Arkadaşlığı yaptınız. Kemal Bey'in görüşmesinde de vardınız. Muharrem İnce'den bugün ya da seçim öncesinde bir çekilme kararı bekliyoruz. Dün gittik. Güzel hem deprem hem seçim güvenliği. Biraz nostalji, güzel bir görüşme oldu. Bugün için Muharrem İnce'nin bir karar, çekilme kararı vereceği ya da vermeyeceği ile ilgili bir bilgiye sahip değilim. Ama kamuoyunda oyları bölmeyin, ayrışmayın diye bir basıncı biz de biliyoruz. O da şüphesiz biliyordur.
Takdir herkesin kendisinin. Biz kimseye sen çekil kardeşim diyecek değiliz. Denmesini doğru da bulmayız. Milletin terazisinde herkes yaptığı iş ve işlemle ilgili bir ölçü ve not alacaktır zaten. Evet, çok teşekkür ettim arkadaşlar. İyi mesai.